İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin oluşumunun 9. yıl dönümü hakkında. Batı Ermenistan hükümetinden Suriye parlamentosunun Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma vesilesiyle mesaj. Suriye parlamentosu Ermenilere karşı yürütülen soykırımı tanıdı. Berlin'de üst düzey Ermeni-Alman görüşmeleri gerçekleşti. İran, hükümet altyapısına yapılan son siber saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu. Suriye birlikleri Şam gökyüzünde füze saldırısını püskürttü. Bugün Artsakh kahramanı Vladimir Balayan'ın doğum günü. Batı Ermenistan hükümetinin oluşumunun 9. yıl dönümü hakkındaki deklarasyonu 27 Ocak 2011 tarihinde Yerevan saat ayarıyla 9.30'da başlayan Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin Hukuk Komitesi'nin 7. toplantısı Armenak Abrahamyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin basın servisi tarafından bildirildiğine göre komite oturumu önceki 6 oturumun sonuçlarını özetledi ve resmi açıklama metnini onaylamak üzere Ulusal Konsey'e sundu. Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi onayladığı resmi açıklamasını 4 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapacak. Açıklama metni Philippe Sassoon tarafından okundu. Tarih 28 Ocak 2011. Batı Ermenistan Hükümeti. Prensip olarak halkı ve liderliğiyle Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yanında olan Batı Ermenistan Hükümeti, her ihtimalde Suriye parlamentosunun bölgenin tüm yerli halklarına düşman olan Türklerin Ermeni halkına karşı işlediği katliamları ahlaken kabul etme kararını memnuniyetle karşılar. Batı Ermenistan, Suriye bölgesindeki toprakları doğal bir komşusu olarak görüyor ve onu değerli bir kardeş olarak tanıyor. Bölgemizde yapay olarak yaratılan bir ülke tarafından Batı Ermenistan ve Kilikya toprakları aynen Suriye toprakları gibi işgal altındadır. Bu vesileyle tüm imkanlarımızla Suriye halkının ve devletinin yanında hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriye parlamentosu oy birliğiyle 13 Şubat'ta Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan ve kınayan bir karar aldı. Bu haber Suriye'den gazeteci Sarkis Kasarcıyan tarafından Armen Press'e bildirildi. Parlamento oturumunun gündeminde Suriye-Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulan 20. yüzyılda Ermenilere ve Suriye halkının diğer temsilcilerine karşı işlenen soykırımın tanınması ve kınanmasıyla ilgili bir karar yer aldı. Suriye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim, Suriye'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma gereğini vurgulayarak, faillerin soyundan gelenlerin teröristlerin eliyle Suriye halkına karşı aynı suçu hala gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre Almanya Şansölyesi Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın ziyaretini memnuniyetle karşılayıp önemini vurguladı. Merkel, ülkesi hükümetinin Ermeni tarafını çeşitli doğrultularda desteklemeye devam edeceği ifadesini dile getirdi. Görüşme sırasında taraflar sanayi, altyapı, turizm, bilgi teknolojileri ve eğitim alanlarında işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldılar. Angela Merkel, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki yargı reformlarına Alman hükümetinin desteğini bildirdi ve Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin demokratik kurumlar geliştirmek için attığı adımları önemsedi. Mehir Ajansı'nın aktardığına göre İran'ın Pasif Savunma Örgütü Başkanı General Golam Reza Jalali, İran hükümet altyapısına yapılan son siber saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Jalali'nin sözlerine göre son zamanlarda ülkesinin altyapısına yönelik siber saldırı ABD tarafından gelecekteki fırsatları değerlendirmek için gerçekleştirdi. Yetkili saldırının tam kaynağını ve zamanlamasını tespit etmek zaman alıcı bir süreçtir. Ancak İran Telekomünikasyon Altyapı Şirketi bu sorunları çözmek için çalışıyor, dedi. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin resmi Sana Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Hava Savunma Güçleri Şam semalarındaki düşman nesneler tarafından yapılan roket saldırısını geri püskürttü. Ajansa göre Suriye ordusu birkaç hedefi vurmayı başardı. Roketlerin Golan Tepelerinden atıldığı belirtiliyor. Bugün Artsakh'ın ulusal kahramanı Vladimir Balayan 62 yaşında olacaktı.
Vladimir Balayan 1958 yılında Mardaget bölgesindeki Mohrata köyünde doğdu. İlkokulu Aga Bakalic, ortaokulu ise Nerkin Horatağ'da aldı. Sovyetler Birliği ordusunda askerlik yaptı. Silahlı mücadele Karabağ hareketinin barışçıl gösterilerinin yerini aldığında Vladimir bir müfrezenin komutanı olarak ön plandaydı. Kurtuluş Ordusu'nun Arsah cephesinin komutanıydı. Buzluh, Manaşit, Erkeç, Garaçinar, Kerven, Zamdatzor, Doğ, Ağdaban, Maraha, Sirhavent, Ortapaya, Başgünepaya, Maniklu savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. Kendi birliğiyle Mardagert'in kurtuluşuna iki kez katıldı. 9 Haziran 1992'de Çaylı Köyü'nün siperlerinde şehit düştü. Ölümünden sonra birinci dereceden savaş açı ve cesaret madalyasıyla ödüllendirildi. 31 Ağustos 2019 yılında ise Altın Kartal madalyasına layık görüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kilikya Ermenistanı'na bağlı Musa Dağı'na ait Lorca adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.